Özellikle yürüyüş ve koşularda kadınlarda hormonal dengelerin yerine gelmesi, işte kan akımının hızlanmasıyla birlikte kas oluşumunun artması söz Ve konusu. bu kafadan tıp ben düşünüyorum, varis sayısını azaltır. Kesinlikle. Varis sayısını azaltır, artı kasla yağ oranını değiştirir. Ataletsiz bir şekilde evde oturmak yerine o 1 saatlik ya da 40 dakikalık yürüyüşle birlikte sosyal aktivitelerini insan artık yürürken de yapabilir. Büyük iş adamları toplantılarını yürürken de yapabiliyorlar artık günümüzde. Peki senin programına uyacağını taahhüt eden bir bayana 3 ayda kaç beden küçüleceğini taahhüt edersin? Ben 10 derste biz beden küçültebiliyorum. Hem fonksiyonel antrenman hem de alet 10 ders çalışmalarıyla. mesela gün aşırı mı 10 ders? Gün aşırı, iki Gün buçuk haftada bir size. aşırı. İki Çünkü buçuk düzenli hafta bir bir şekilde, beden küçülecek. evet, düzenli bir şekilde kas, yağ, uyku düzeni özellikle 8 saatte hipertrofi dediğimiz kas büyümesi oluyor. Her şeyin bir matematiği var. Onu tam teşekküllü yapanlar zaten biraz ben başarı odaklıyım. Yapmayanlarla pek çalışmıyorum. Ekonomik kaygıdan sebep herhangi bir şeyim olmadığı için önemli olan sistemi yerine getirtebilmek. Ve bu süreçte de öğrencilerime, danışanlarıma hep söylediğim bir şey var. Aslında her kriz, şu korona bile bir fırsat. Online derslerim oldu. Belgrad Ormanları'nda işte takım arkadaşlarımız da gördü. Hep öğrencilerimle geldim. Onları da motive etmek istedim. Çoğu da kadın çalıştığım kitle. Ve çok sevdiler. Oksijen kapasitesi, açık alanda bir egzersiz yapmak, Dışarı çıkmak hep dışarı koşular. çıkmak. Şöyle özetlemek istiyorum. Bu bölgeyle ilgili de kadınlar sadece çocukları ya da eşleri spor değil, kendileri de yapabilirler. Arena var, alan var. Sadece o ev toplantıları yerine dışarı yatmaları Evet, gerekiyor yani o kendilerine. evdeki altın günleri yerine altın koşularını Yani yapmak tabii önce yürüsünler sonra pita yesinler lazım. yani sorun değil.